Merhaba. Paris'te Müze d'Orsay'dayız ve Jean-François Millet'in 1857'de yaptığı Başak Toplayanlar isimli tabloya bakmaktayız. Bu alışılmadık derecede yumuşak bir resim. Renkler pastel tonlarda, figürlerin hatları sert değil. Sert fırça darbeleri görmüyoruz. Renkler ve resim tarzı çok yumuşak olmakla birlikte resimde konu edilen iş oldukça zorlu bir iş. Üç kadın görüyoruz hasattan sonra tarlaya girip yere dökülmüş olan mısır tanelerini topluyorlar. Bu, kırsal kesimden kişilerin eski dönemlerden beri yapa geldiği bir iş. Arka planda toplanmış olan mahsulleri görüyoruz. Ayrıca kanıya benzer bir araba var. Mahsul tepeleri oldukça yüksek. Bu tepeciklerin arasında çalışmakta olan pek çok insan görüyoruz. Eğilerek yapmaları gereken bu zorlu işle uğraşıyorlar. Ön planda arkada çalışan kalabalıktan oldukça uzakta olan bu üç kadını görüyoruz. Bu üç kadın diğer gruptan ayrı. Bunların ailelerini doyurmaya çalıştıklarını düşünebiliriz. Sağdaki figürün arkasında bulabildiklerinden oluşan küçük yığını görüyoruz. Arkada gördüğümüz ürün tepelerine kıyasla çok az toplayabilmişler. Resimde gördüğümüz kişilerin toplumsal yerlerine ilişkin ipuçları da var. Önde gördüğümüz üç figür çok büyük. Adeta anıtsal görünüyorlar. Ancak bu kadınlar arkada çalışmakta olan ordu gibi o kalabalık gruptan ayrı. Arkada gördüğümüz at üstündeki adam kalabalık grubun çalışmasını yönlendiriyor. Bu kadınların ne yaptığıyla ilgilenmiyor. Kadınların yaptığı iş o kadar önemsiz ki adam dikkat bile etmiyor yani. Bu resim salon sergilerinde gösterildiğinde önemli eleştiriler almış. Gelen eleştirilerin kaynağı aslında yaşanmakta olan döneme ilişkin. Resim 1857'de yapılıyor. Son devrim ise 1848'de yapılmış. İnsanların çalışan sınıfı gösteren bu resmi sevmesi veya idealleştirmesi fikri pek hoşa gitmemiş. Yeni bir devrim yapılabilir mi? Kırsal alandaki fukaralık ne olacak gibi konular gündeme gelmiş çünkü. Biz bugün bu kadınları üzgün buluyoruz. Dönemin şehirli sanat izleyicileri ise biraz korkutucu bulmuşlar anlaşılan. Millet resimde gördüğümüz kadınları çok zor bir iş yaparken resmetmiş. Ancak gördüğümüz kadınlar fakirlikten zayıf düşmüş veya paçavralar içinde değil. Tam tersine iyi beslenen, kuvvetli kadınlar. Yani burada çelişen iki mesaj var. Yaptıkları işin zorluğuyla figürlerin yumuşaklığının oluşturduğu tezat var. Figürlerin tümü ufuk çizgisinin altında. Bu güzel manzara ile çevrelenmişler. Hatları yumuşak. Kompozisyon son derece hoş ve güzel. Ancak gördüğümüz kişiler fiziksel olarak zor bir iş yapıyorlar. Sanatçı izleyicinin çeşitli şekillerde anlamlandırabileceği bir resim sunuyor.